Ben çıkıyorum. Siz iyi misiniz? İyiyim Nazlı, tamam sen çık. Hiç iyi gözükmüyorsunuz. Bence doktora gitseniz iyi olacak. Ya kim gidecek şimdi hastaneye? Grip işte, alt tarafı üşütmüşüm. Abartacak bir şey yok. Abartılacak bir şey olup olmadığına da bırakın doktor karar versin. Tamam Nazlı, çağıracağım doktoru. Sen git. Ferit Bey, dediğim şeyi hiç itiraz etmeden kabul ettiniz ve bana hiç güven vermedi. Verin doktorunuzun numarasını, ben arayayım. Yok artık, o kadar da değil. Kendi işimi hallederim. Arıyorum, oldu mu? Oldu. Alo. Doktor. Kızım, bu elbise gerçekten çok güzel oldu ya. Hastayım sana. Ay bakayım. Ya Fatoş, bu çok güzel. Bunu aynısından bana da yapacaksın. Aa kızlar, aşk olsun. Tabii ki sana da yaparım bebeğim bir tane. Hatta diyorum ki kızlar, artık seri üretime geçeyim. Bak kız, aslında bu çok mantıklı bir fikir. Ben gidip sana şöyle bir internet sitesi açarım. Elbiselerin fotoğraflarını çekip koyarız oraya. Millet ne biçim satışlar yapıyor. Biz de yaparız, parayı kazanırız, zengin oluruz valla. Kızım saçmalamasana ya. Dalga geçiyorum ben. Neyle yapacağım ben seri üretim, Allah Allah. Fatoşcuğum, sen benim zaten özel modacımsın bundan sonra. Ben bir gün çok ünlü olacağım ve başarıp basamaklarını tırmanırken sen de benimle olacaksın. Ay hadi inşallah Hayla. Ben bu hikayenin neresindeyim? Sen bundan sonra uslu bir kız olacaksın. Eğer uslu olursan sen de işe yüzleri görebilirsin. Alo Nazlı. Fatoş. Ben gecikeceğim biraz. Ne demek gecikeceğim ya? Nazlı sen neredesin? Bak saat kaç oldu ya? Biz neredeyse hazırız, çıkacağız. Fatoş, onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Ben işten çıkamıyorum. Ferit Bey hasta, düzelmedi daha. Ferit çok hastaymış, hala ayağa kalkamamış. Ferit. Hı. Bizim Ferit. Demir adam. İyi de bizim Ferit hiç hasta olmaz ki. Alo Nazlı. Bak Alyo diyor ki Ferit asla hasta olmaz diyor. Kız, yoksa başka bir şey var da sen bize yalan mı söylüyorsun? Fatoş dalga geçme ya. Adam gerçekten hasta. Yani ateşi falan var, fena grip olmuş. Doktor gelecek birazdan. Aman iyi canım, Allah Allah. Sana ne ya bundan? Koskocaman adam. Ben de meraklı değilim burada kalmaya Fatoş. Ama kimse yok yanında. Tek başına. Doktor gelsin gitsin be. Ben çıkarım sonra. Orada buluşuruz, siz gidin. İyi tamam, tamam. Hadi çok geç kalmama, tamam mı? Hadi öptüm, bay. Alyacığım, o saçlar hiç öyle olmaz. Ver bakayım. Krapa yapmamız lazım da böyle. Tamam, bu bende. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Ver bakalım şunu. Oo. Ne o, öleceğim mi ne? 38.9 az mı? Ferit çok ateşim var. Bana niye gelmedin? Ben dedim, dedim. Ağrı bir solunum yolları enfeksiyonu geçiriyorsun. Bunu çözmenin en kolay yolu bana gelmen. Serum bağlarız. Birkaç saat misafir ederiz seni. Sonra toparlarsın kendini. Boş ver, hastaneye hiç karıştırmayalım şimdi. Tamam tamam, demedim say. Ben ilaçlarını yazar sana gönderirim. Bu akşam siz yanında olacaksınız değil mi? Hı-hı. İyi. Ben ilaçların üstünde nasıl kullanılacağını yazarım. Gece boyunca düzenli ateşini ölçün. İlaçları kullandıktan sonra birkaç saat için ateşi düşmezse hemen bana haber verin. Bol bol su içsin. Bir de bu inatçıya duşun altına gir desem girmez. Siz eklem yerlerine ıslak bez koyun. Faydası olur. Arkadaşlar iyi ki geldiniz bu akşam. Çok teşekkür ederim valla. Artık sen nereye, biz oraya valla. Bize de iyi oluyor değil mi? Böyle hava değişikliği falan oluyor. Ha Fatoş? Fatoş'cum sana diyorum canım. Ya Asma, ben zaten bayıldım, bayılacağım. Üzerime gelme lütfen ya. Bir soda ayran yaptırayım mı sana? He? Soda ayran yaptırayım diyorum. Ona hafif gelir o. Daha sert bir şey lazım. O zaman soda limon yaptırayım. Yok, bilemedim ya.
Bütün bu telaş Engin yüzünden mi? Yani birazcık. Şimdi karşılaşınca nasıl tepki vereceğini bilmediğim için birazcık geriliyorum Deniz. Ne yapsam, konuşsam beni dinler mi acaba? Dinler, dinler bence. Ya, ne diyeyim peki? Yani içinden gelenlere böyle samimi bir şekilde söyle. Samimiyet her zaman kazanır. Ya. Engin geldi. Aylacığım, ben buranın arka çıkışından şu anda uçarak kaçıyorum. Sana iyi programlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Hayır, saçmalama. Gel buraya Fatoş. Aa, kendine güven biraz. Konuş. Kızım, manyak mısın sen? Şöyle bir ayağa kalk, dik dur. Cool ol biraz ya. Cool. Git karşısına çatır çatır söyle her şeyi. Oh, size söylemesi kolay tabii. Ben Engin'i seviyorum. Bana zor. Gerçi hoşlanıyorum ben Engin'den. Tamam işte. Git tam olarak bunu söyle ona. Söyleyeyim mi? Evet. Ya ama normal söyle. Gidiyorum o zaman. Evet. Gidiyorum. Hadi. Bir, iki, üç. Git koşun. Hiç üstüne bakmıyor. Merhaba Engin. Merhaba, tanışıyor muyuz? Ben Fatoş. Pişman Fatoş. Üzgün Fatoş. Vallahi ben saydığım bu üç Fatoş'u da tanımıyorum. Tanıdığım bir Fatoş vardı, moda evi sahibi. Ama o da yıkılan ayarlarımın altında can verip öldü. Ay öyle denir mi ya? İçim bir kötü oldu. Engin, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bak, bu aralar kimsenin kimseye kolay kolay söyleyemediği, içini boşalttığımız ama çok değerli olan bir şey var. Söyleyeyim mi? Söyle. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bak, gerçekten benim hiç kötü bir niyetim yoktu ya. Kur'an çarpsın. Öyle bir yanlış anlaşılma olunca ben sonra onu toparlayamadım. Böyle küçük bir kar topu büyüdü büyüdü, kocaman bir çiğ oldu. Ondan sonra da kocaman bir buzdağı oldu. Ben de o buzdağın içinde sıkıştım kaldım. Sen affedene kadar da oradan kurtulamayacağım galiba. Ne diyorsun? Erisin mi buzlar? Fatoş. Buz tutan sadece sen değilsin. Benim kalbim de buz tuttu. Pardon. Bana bol buzlu bir viski verir misiniz sek? Nazlı. Sen git istersen, ben iyiyim yani. Biraz dolaşırım falan, hava alırım. Gidersem aklım sizde kalacak. Maşallah yerinizde durmuyorsunuz. Ayrıca renginiz de günden güne değişiyor, hatırlatırım. Şimdi gitmezsen aklın oradaki eğlencede kalmayacak mı? Kalacak, birazcık. Ama olsun, eğlence kaçmıyor. Her zaman giderim. Oysa siz çok nadir hastalanıyorsunuz. Ben diyorum ki bu durumu fırsata çevireyim ve bütün deneysel karışımlarımı üzerinizde test edeyim. Herkesin bunu bu kadar eğlenceli bulması ne hoş. Hadi anı fırsata çevirelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ayrıca eğlenceli değil. Ya da tam itiraf ediyorum, çok eğlenceli. Yani bu hastalıklar, duygusal inişler, çıkışlar biz fanilerin de size uğramazdı. O kadar da değil canım. Ama evet, hayatımda hep mantıklı ve akılcı olanı tercih etmeye çalışırım. Ah Ferit be, iş şöyle hep akıl akıl olmuyor. Arada kalbimizden de görüş almak lazım. Boşuna durmuyor orada. Yani sadece görüş almakla yetinirsen sıkıntı olmayabilir. Mesela burada kalmayı tercih etmen, sana aklının söylediği bir şey. Belki kalbinin sesini dinlemiş olsaydın çoktan gitmiştin, yanılıyor muyum? Ferit Bey, bu durumun o kadar derin bir cevabı yok. Hayatta birçok şey gibi. Burada kalmam gerekiyordu. Bana ihtiyacınız vardı, kaldım. Hepsi bu. Zaten bayağı geç oldu. Ben buradan direkt eve giderim.
Evet haklısın, bayağı geç oldu. Gitme istersen eve. Anlamadım. Yani bara gitmeyeceksen, şimdi gideceksin, sabah yine geri geleceksin. Boşuna yollarda perişan olma. Odan duruyor nasılsın? Çok mantıklı. Yani burada kalmam bayağı mantıklı. E ben kalayım o zaman. Bakayım aklımın sesini dinleyince nasıl oluyormuş. Efendim Fatoş? Nazlı! Fatoş ne oluyor? O ses ne öyle? Engin'in kalbi buz tutmuş. Ne olmuş, ne olmuş? Ya gittim Engin'le konuştum. İçimden geçen ne varsa tane tane anlattım. Bir tarafım döndü gitti ya. Affet dedi beni. Yani Fatoş haksız da sayılmaz şimdi. İyi tamam, haklı da ben de haklıyım yani. Değilsin Fatoş. İyisin, hoşsun. Sana bayılıyorum, çok tatlısın. Ama haklı değilsin. Mecburen biraz çabalaman gerekecek. Ya Nazlı, ne kadar mesaj içeren şarkı varsa hepsine istek yaptım ya Alya'da. Biz ayrılıncayı seçtim, Berettim Senet'le Yarim'i seçtim. Dön bir de şu kırık kalbine, sen bakı seçtim, daha ne yapayım ya? Fatoş'a benim kapatmam lazım, konuşuruz sonra, dikkat et kendine. Bir dakika ya, alo, sen gelmiyor musun Nazlı? Giremiyorum. Ya Ferit Bey hasta, dedim ya sana. Bırakamayacağım galiba. Ya Nazlı, şu anda en yakın arkadaşın katastrofik bir olay yaşıyor. Abartma Fatoş. Ya bildiğin yalancının mum yatsıya kadar olayı seninki. Ayrıca adam hasta. Mantıken benim burada kalmam gerekiyor. Ne mantığı ya? Mantık bunun neresinde pardon? Mantıklı olan şu anda seninle oradan kaçmak. Bu düpedüz aşk Nazlıcığım. Alo? Hah, öyle sessiz kalırsın işte. Hadi öptüm, bay. Deli bu da. Yani bayağı tam. Fatoş. Ben içecek bir şey alacağım kendime. Engin hiç medeni davranmıyor arkadaşlar. Ne var yani, aynı mekanı paylaşamayacak mıyız? Yani hiç bir yere gideceğimi zannediyorsa daha çok bekler. Hiçbir yere gitmiyor. Gitme canım. Nazlı da gelecek zaten. Ha, Nazlı gelemeyecekmiş. Niye? Ferit Bey'in hastalığı yüzünden onunla ilgilenmesi gerekiyormuş. Risk olmuş. Deniz, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Ya bizim gitarist hastalanmış, onun yerine başka bir gitarist gelmiş ama şarkıları tam bilmiyor. Onun yerine sen çıksan olur mu? Ay süper olur vallahi, ben şimdiden peşin peşin söylüyorum. Telefonu çıkartır çatır çatır Instagram'dan canlı yayın açırım. Yok ya, ayıp olmasın çocuğa. Ya hayır, zaten şarkıları tam bilmediği için endişeliydi. Ona da iyi olur. Deniz hadi kırma Alya'yı ya. Ben de seni hiç canlı izlememiştim hem de bak. Bana da birazcık moral olur, neşe olur. Olur. E hadi gel gidelim o zaman. Şey, benim de kanunum var evde. Ya. Ya öyle arada tıngırdatıyorum falan. Kanun mu? Kanun ne ya? Ama demodesin sen de yani. Hangi yüzyılda yaşıyorsun? Ay Asuman, sen ne anlarsın ya musikiden? Ya öyle... Baba yadigarı işte, yani atayım mı satayım mı ne yapayım. Öyle evde durunca ben de işte birkaç ders aldım. Böyle kendime kadar çalıyorum evde. Çok iyi yapmışsın bence. Sağ ol. Asuman, bu staj işi ne oldu senin? Bir şey oldu yok, öyle duruyor. Tamam, sen yarın sabah bizim şirketi ara bir. İkbalan'ından bir randevu iste. O meseleyi çözelim yarın. Gerçekten mi? Ay çok sevindim. Şu an çok teşekkür ederim. Yani bayağı iyi oldu bu. Aşkım, bugün Ferit'le ne konuştunuz? Demet. Ha? Ferit'le diyorum, ne konuştunuz? Ferit yoktu dedim ya. Aslında Ferit'le ne konuştunuz derken, yani orada bir şeyler konuşuldu mu, bir şey duydun mu? Mahkemede kullanabileceğimiz bir şey, ondan bahsediyorum. Yoktu. Tamam. Hani dayımı arayalım. Hı-hı. Hadi bakalım. Bulutçum, bir gel bakalım sen.
Bak saat kaç oldu biliyor musun? Senin bu saatte ayakta olmaman lazım. Şimdi gidiyorsun, sütünü içiyorsun. Melis ablanla birlikte odana geçiyorsun, tamam mı? Önce dayımı arayalım. Bulut'cum, istersen bu saatte insanları rahatsız etmeyelim ha? Bana ne? Dayımı arayalım. Tamam, tamam. Diyen gitti. Ama bak telefon konuşması bittikten sonra doğru yatağa, tamam mı? Tamam. Ama lütfen görüntülü ol. Teşekkür ederim. Ferit Bey. Nazlı sen baksana uyuyorsun. Alo, Bulut'cum merhaba. Aa Nazlı. Nazlı sen misin? Evet benim. Siz yanlışlıkla Nazlı'yı mı aradınız? Yok, Ferit Bey'in numarasını aradık. Aa evet, dayımın eviymiş arası. Sen hala orada mısın? Evet Bulut'cum. Dayım biraz hasta olmuş. O yüzden kendi evime gidemedim. Bu gece burada refakatçi olarak kalacağım. Refakatçi ne demek? Refakatçi. Hastaların yanında kalıp onlara yardım eden kişilere deniyor. Benim gibi. Bir gün beni hasta olursan bana refakatçilik yaparsın sen değil mi? Ay lütfen sen sakın hasta olma. Ben gelir kalırım seninle. Tamam. Alırız hemen. Dayım nasıl peki? Onu da görebilir miyim Nazlı lütfen? Dayım nasıl, çok mu hasta? Hayır Bulut'cum, tabii ki çok hasta değil. Biraz uzandı dinleniyor. Hastalık görmüş onu. Ha tamam. Onu da görmek istiyorum Nazlı lütfen. Tamam bekle, veriyorum hemen dayını. Dayıcım geçmiş olsun. Yakışıklı yeğenim ne yapıyorsun, nasılsın? Ben de iyiyim. Seni görmek istedim. Nazlı gelsene. Buradayım. Nazlı, dayıma iyi bakıyorsun değil mi? Merak etme, çok iyi bakıyorum. Dayı Nazlı sana iyi bakıyor mu? Sağ olsun, çok iyi bakıyor Bulut'cum. Bulut'cum, bu kadar yeter istersen. Bak hem dayın da hastaymış, daha fazla rahatsızlık vermeyelim ha. Tamam, benim kapatmam lazım da görüşürüz, rahatsız etmeyeyim ben, bay bay. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz Bulut'cum, öpüyoruz seni. Ben şunu yerine koyayım, sonra mutfağa gideyim. Melis Hanım, Bulut'u yatağa götürelim. Siz de orada bekleyin, uyusun. Büyük patron, anlaşma anlaşmadır. Tamam, iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler büyük patron. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Demet Hanım, ne diyorsunuz bu işe? Hangi işe? Aşkım ne demek hangi işe? Ferit'le aşçısını diyorum, bunlar kesin kırıştırıyor. Bak bunların içinden bir şey çıkacak böyle. Bize ne Hakan? Ne demek bize ne Demetciğim? Bunları konuşmuyor muyduk? Demet bak, eğer bunların arasında bir şey varsa ve biz bunu ispat edersek... mahkemede çok işimize yarar, anlatabiliyor muyum? Hatta düşünsene, yani magazin haberlerini duyar gibiyim. Ferit Aslan aşçısıyla kırıştırıyor. Ya da şöyle bir şey. Yoksa Ferit Aslan aradığı aşkı mutfakta mı buldu? Çok özür dilerim ama çok güzel yaptım. O Ferit Aslan'ı var ya bak, böyle kuyruğundan tutacağım, sallayacağım, 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 sallayacağım. Bir fırlatacağım, ha oraya kadar gidecek. Mutfakta aşk başkadır. Şoda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık.
yine mi sen, bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. İstemedim ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece her gece. Doğalımlı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken, azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşımda, zırhı paslanmış bir kahraman gibiyim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece, her gece. Ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Ferit Bey, kahvaltı hazır. Ferit Bey. Ferit Bey. Tövbe bismillah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sen böyle mi uyandırıyorsun insanları korkutarak? Farkındaysanız şu an korkan benim. Aklım çıktı. Yani yavaşça seslensen uyanırdım. Tüh, ben bunu nasıl düşünemedim? Keşke dışarıda 18 kez, içeride 22 kez seslenseydim. Her tondan ayrı ayrı. Maşallah, betiniz benziniz de yerine gelmiş. İyiyim, iyiyim. Nazlı, müsaade edersen sauna ineceğim. Ferit Bey, bu evde sauna yok. Nazlı, bu evde sauna var. Aşağıda. Görmedin mi? Ben mutfak merkezli bir hayat sürüyorum Ferit Bey. Görmemem çok normal. İyi, istersen sen de kullanabilirsin. Ne münasebet canım, gerek yok. Çıkalım mı artık yatak odasından? Kesinlikle çıkalım. Yatak odası. Salona girince insanın iklimi değişiyor. 1000 dereceye çevirmişsin kızım burayı. Git şunu odanda yap ya. Oldu canım. 3 metrekarelik odam, artık sauna gibi yaşarım orada. Sabah sabah beni gelme lütfen. Zaten heyecandan elim ayağım birbirine dolaşıyor. Bugün iş görüşmesinden çağırdılar dedim ya. Biraz anlayış lütfen. Ha, bu senin Engin'le karşılaştığın günkü iş başvurusu. Ay çok acayip kız. Bak hayatının aşkını kaybettin. İnşallah hayatın işini bulursun. Pabuç gibi diller yine maşallah. Ben bugünü bir atlatayım da ondan sonra soracağım sana. Bak, benim de iş görüşmem var ama gayet sakinim. E tabii.
Benim de Nazlı gibi sponsor bir ablam olsaydı ben de rahat olurdum. Ama maalesef benim Nazlı gibi sponsor bir ablam yok. Dolayısıyla da para kazanmam gerekiyor. Heyecanlanıyor insan. Tabii tabii, doğru söylüyorsun ya. Bak ablama o kadar çok çalışıyor ki kendisi. Geceleri evimize teşrif bile etmiyor. Ay saçma sapan konuşma Osman lütfen ya. Allah Allah. Kızım senin de hazırlanman gerekmiyor mu ya? Ne bu böyle başımda vır vır vır? Gidip hazırlansana. Benim böyle senin gibi sabahın köründe kalkıp hazırlanmama gerek yok. İkbal Hanım beni saat 11'de çağırdı. Biliyorsun Engin'in düşünceli çocuktur kendisi. Sabah sabah böyle yollarda sıcakta sürünmemi istememiş. Çok şanslıyım tabii. Engin çalışması çok kolay bir insan olacak. Sus Asuman. Sus yoksa elimden bir kaza çıkacak. Yürü git. Vallahi yoksa ütüyü basacağım suratına. Aman iyi ya. Ha bu arada ben senin bu açık mavi bluzunu giyineceğim bugün. Getireyim de ona da bir ütü bas hazır elindeymişken. Basmam mı ya? Sen onu giy gel. Çok güzel ütüleyeceğim ben onu üzerinde. Giy gel sen onu giy. Ah mis gibi kokuyor. Hem de sımsıcak. Köşedeki fırının oradan geçerken Pascal'le çöreğinin kokusu alınca aklıma sen geldin. En sevdiğin. Teşekkürler. Ben kahvaltı yapacaktım zaten. Kahvaltılık bir şeyler çıkarayım. Yani aslında benim sana teşekkür etmem lazım. Buraya da onun için geldim. Yani dün akşam için. Hem seninle aynı sahnede olmak, aynı heyecanı paylaşmak çok güzeldi. Çok özlemişim. Ben de. Sahnede çalmayı ben de çok özlemişim. Her şey çok güzeldi. Aslında ne diyorum biliyor musun? Hazır bu güzel enerjiyi yakalamışken bizimle çalmaya devam mı etsen acaba? Yok ya. Olmaz o iş. Boşuna yorma kendini. Yani tamam. Dar bir yer, geniş değil. Bir de ne bileyim ses sistemi de o kadar iyi değil ama. Aliye. Mesele bunlar değil. Mesele sen ve ben. Biliyorsun. Biliyorum. Ama bilmem hislerimi değiştirmiyor. Ben kahve koyayım. Fincan. Hava esiyor sanki biraz. İçeri mi geçsek? Yok, şu an keyfim gayet yerinde. Belli. İştahınız açıldı. Yüzünüze de renk geldi maşallah. Senin sayende. Şifalı çaylar, çorbalar, ilgil. Yok canım, ne ilgisi? Bir şey yapmadım ben. Çaydan çorbadandır o. Onlar hep özel tarifler. Yanımda olman bile yetti. Teşekkür ederim. Emre çok lezzetli. Ekstra bir şey mi koydun bunun içine? Bir sırrın var mı? Olmaz mı? Yoğurt ekledim. Yoğurt sayesinde daha yoğun olduğu için daha lezzetli oluyor. Hadi ya. Böyle her soranla hemen paylaşır mısın mutfak sırlarını? Sadece yakınlarım. Yani kullanmaya üşeneceğini bildiğim yakınlarım. Buyurun, fotoğrafları açtım. Bunlar Asuman'ın cep telefonundan aktardığımız fotoğraflar değil mi? Evet Demet Hanım, orijinal dosyalar bunlar. Aynı cep telefonuyla çekildiği anlaşılabilir diyorsun. Orijinaller incelenirse eğer, evet. Güzel. Şimdi yeni bir sayfa açın ve söyleyeceklerimi yazın lütfen. Tabii efendim. Ferit Bey, merhaba. Bu diski incelediğinizde göreceksiniz ki bulutun vesayetini kaybetmenize neden olan bu fotoğrafları aşçınız Nazlı Hanım'ın kardeşi Asuman çekti. Nazlı Hanım da buna göz yumdu. Bitti mi? Evet. Tamam. Şimdi bunun çıktısını alıyorsunuz, fotoğrafları buraya aktarıyorsunuz. Hepsini bu zarfa koyup verdiğim adrese gönderiyorsunuz. Peki efendim, nasıl isterseniz. Evet Ferit Bey.
Bakalım bu fotoğrafları incelediğinde o çok sevdiğin Nazlı'yı yanında tutmaya devam ediyor musun? Görelim. Ya bu yeni mekan çok iyi oldu biliyor musun? Enerjisi çok güzel, çok iyi geldi bana. Hmm, ben sevdim orayı. Yani benimkisi biraz daha farklı tabii. Bazen öyle oluyor. Bir şeye, bir yere, bir kişiye tutkuyla bağlanıyorum. Bunu en iyi sen bilirsin. Ben çok doydum ya. Sen devam ediyor musun? Geçelim mi şöyle? Olur. Ya burası da öyle oldu işte. Ne bileyim sürekli aklımdan orası geçiyor. Ne çalacağız, ne söyleyeceğiz. Böyle aklımın kafamın arkasında geziyor onlar. Var mı yeni cover falan? Aslında var biliyor musun? Yani bugün hatta provasını yapacağız. Sen de gelsene. Bize fikir verirsin. Yok ya, bilemedim şimdi. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Eski sevgilim olarak değil. Senin fikirlerin bizim için çok kıymetli. Gerçekten. Olur. Tamam. Merhaba. Ya bu plazadaki moda evinin insan kaynakları kaçıncı katta acaba? 8. katta. Tamamdır. Buyurun asansör bu. Teşekkürler. Aa Engin. Sen beni mi takip ediyorsun yoksa? Ay inanmıyorum. Saçmalama Fatoş. Tamamen tesadüf. Geç kalmasam bilmezdim de toplantıya bekliyorlar. Binada ne işin var? Ben onu anlamadım yani. Bence sen kesin beni takip ediyorsun ama neyse. Hadi anlamıyormuş gibi yapayım. Bu binada bir sürü şirket var. Ben de onlardan biriyle toplantıya geldim. Sana özel bir durum yok, merak etme. Ay, ne oluyor ya? Engin! Ay, ne oluyor? Gitti. Işığa gitti bunun. Engin, ne oluyor ya? Asansörde kaldık biz şu anda. Bir şey yap, bir şey söylesene. Ne oluyor şu anda? Fatoş, sence ne oluyor? Soruyor musun bir de? Ya ben hayatımda ilk defa asansörde kalıyorum. Panikledim yani bir anda. Niye kızıyorsun ki? Kızgınım çünkü sana. İyi, çok güzel. Ne yapacağız? Engin, ben çok panik oluyorum şu anda. Ay bu da havalandırma falan filan da her şey kapandı. Ölür gideriz biz burada. Fatoş, bir sus. Ne yapıyorsun? Susar mısın Fatoş? Bir sana ne? Alo, Tarık. Plazanın asansöründe kaldım ben. Yetkiliyle hemen bir görüş, birini bul. Çabuk hadi kurtarsınlar beni. Çabuk hadi. Ay kimse duymuyor. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey için çok özel bir zarf. Mutlaka elin olasın. Kim gönderdi? Onu bilmiyorum. İçinde yazıyordur. İyi günler. Sağ ol. Boğulup gideceğiz yemin ediyorum. Hep senin yüzünden oldu. Neymiş ya benim yüzümden lan? Senin bu kötü enerjin yüzünden bozuldu asansör. Allah Allah. Belki senin kötü elektriğin yüzünden bozuldu. Keşke merdivenle çıksaydım. Keşke. Keşke hiç döner kapıdan da geçmeseydim. Keşke seninle hiç tanışmasaydım Fatoş. Bu kadar zalim olmak zorunda mısın Engin? Aramızda zalim olan biri varsa o da sensin. Kimse bizi kurtarmaya gelmiyor ya. Hayır, kaçıncı katta kaldığımız da belli değil yani. Biz buradan güm diye bir düşsek. Fatoş tamam, panik yapma. Kurtaracaklar birazdan. Hiç iyi değilim. Fatoş. Nefes alamıyorum. Fatoş, tamam. Tamam, ben yanındayım. Sakin ol. Gel otur şöyle. Gel, ben yanındayım. Gel Fatoş, tamam. Yanındayım ben senin. Lütfen sakin olur musun? Fatoş, tamam. Kapa gözlerini şimdi. Gözlerini kapa. Kapa gözlerini. Bak şimdi düşün. Deniz kenarındasın mesela. Böyle hayal et. Kumsalda yürüyorsun. Tamam.
Ayağının altında böyle ıslak kum tanecikleri. Böyle denizin sesi kulaklarına geliyor. Dalga sesleri kulaklarında. Böyle temiz havayı içine çekiyorsun. Evet, içine çek öyle. Evet, harika. Yanımda sen varsın. Güneş batmak üzere. Benim üstümde tiril tiril beyaz bir elbise var. Uzakta bir tekne salınıyor. Böyle batan güneşin ışıkları üzerine doğru vurmuş. Tatlı bir rüzgar esiyor. Rüzgar deniz kokusunu da bize getirmiş. Gülümsüyoruz. Çok mutluyuz. Tarık. Benim hemen toplantıya girmem lazım. Ondan sonra şirkete geçiyoruz. Engin Bey, kusura bakma. Ben geçmiş olsun. Burada bir moda evi varmış da 8. katta. Ben de onunla iş görüşmesine gelmiştim. Asansörde fenalık geçirdim. Merdivenden çıkayım diyorum. Ne taraftaydı acaba merdiven? Teşekkürler Tarık. Bütün bilgileri doldurdum. Yani oradan bakınca biraz ne iş varsa yaparım gibi gözüküyor olabilir. Ama aslında İngilizcem iyidir. Özellikle böyle bir şirket için dil çok önemli bir faktör tabii. Tabii. Aslında Engin Bey de bizimle beraber bu toplantıda olacaktı ama yaşadığı talihsiz bir olay yüzünden birazcık geç... Merhaba. Kusura bakmayın, geciktim. Konuştunuz mu? Ben İkbal Hanım'a anlattım her şeyi. Biliyorsunuz ben turizm okuyorum ama aslında hayalim bu değildi. Kendimi tanıyorum. Yani neyi iyi yapabileceğimi, neyi yapamayacağımı da biliyorum. Asıl hedefim iyi bir yönetici asistan olmak. İkbal Hanım, bizim departmandaki stajyer tatile gidiyorum diye kaçmıştı değil mi? Hı hı. Hem de haber vermeden. Asuman'ı orada başlatalım. Asuman, benimle çalışacaksın. Disiplinli olacaksın. Gözünü dört açacaksın. Her söylenen not edeceksin. Eğer İkbal Hanım'ın ve benim gözüme girersen yazdan sonra da çalışmaya devam edebilirsin. Bu stajı bir deneme süresi olarak düşün. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İkbal Hanım, ben odama geçiyorum. Asuman, sabah mesai saatinde görüşürüz. Ben de getireceğiniz evrakları yazayım. Siz bugün onları halledersiniz. Yarın sabah da gelirken getirirsiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Bak, bu kayıt 75 yılında Chicago'da yapılmış. Bugün bile hala kimse bu sandığı yakalayamıyor. Deniz'e sor istersen, eski şeylerin uzmanı mı? Hayır, güveniyorum ben size. Bakalım beğenecek misin? Gözlerini kapa, öyle dinle istersen. Çok güzel. Siz enstrüman çalıyor muydunuz? Çocukken bir ara piyano dersleri almıştım. İtalyan bir hocam vardı. Signor Rosetti. Çok güzel. İsmi bile havalı. İsmi gibi kendi de havalıydı. İtalya'da zamanında bir sürü konser vermiş. Ayrıca burada üniversitede derslere giriyordu. Öyle bir adamdı yani. Bir de görsen nasıl sert biri. Ve düşün, o yaşta bana Mozart öğretmeye çalışıyordu. 3 ay çalıştık beraber. 3 ay sonunda Signor Rosetti bundan bir şey olmaz dedi. Memleketine gitti. Şarküteri dükkanı açtı. Artık adamı nasıl soğuttuysan müzikten. Şarküteri çok iyiymiş. Sufleler. Hemen getiriyorum.
Nasıldı? Davul partisyonunda birkaç değişiklik olabilir ama onun dışında çok iyi çıkarmışsınız parçayı. Ya sevdin mi gerçekten? Gerçekten yani. Kötü bir şey olsa zaten söylerim biliyorsun. Biliyor musun o eski heyecanım geri döndü. Bu mekan beni ayakta tutacak Deniz. Değişim var sende. Aliye bir baksana. Checklist'te bir değişiklik yapalım diyoruz. Tamam geliyorum. Bundan sonra varsa yoksa çalışmak. Eski Aliye geri döndü. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Aliye Hanım ve grubu çok heyecanlılar. Ama onlara kötü bir haber vermek durumundayım. Neden? Ne oldu? Daha başlar başlamaz sorunlar çıktı mekanda. Bu ay sonu kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Yok artık. Nedir bu kadar ciddi mesele? Yeni devralmıştık biz burayı. Fakat kira sözleşmesinde acayip maddeler var. Ve inanılmaz rakamlar istiyorlar. Ne kadar inanılmaz? Çok, çok inanılmaz. Yani burası mümkün değil o paraları çıkartamaz. Zaten o da çıkmamızı istiyor. Kendisi market yapacakmış da burayı. Market mi? Market yeterince var zaten. Aliye'ye çok iyi geldi burası. Tam toparlanmaya başlamıştı. Kapatınca benim de zararım çok büyük olacak. Birisine devreder miyim diye düşündüm ama çok zor. Hesabını bilen kimse bağlamaz buraya o parayı. Siz burayı birisine devredin. Ama bana devredin. Kira meselesini falan mülk sahibiyle konuşuruz. Aranıza yazık Deniz Bey. Ölü yatırım. Orasını siz düşünmeyin. Bu mekanı bana devreder misiniz? Vallahi benim için hoş. Siz dedikten sonra neden olmasın? Tamam o zaman. Anlaştık. Yalnız tek bir ricam var. Bu konudan kimsenin haberi olmasın. Özellikle de Aliye'nin. Anlaştık Deniz Bey.